Atakan Kayalar. Önce merhaba Atakan Kayalar'a ve annesi Hülya Kayalar'la babası Altan Kayalar. Şimdi izninizle ben önce bir Atakan'a yeniden söz vermek isterim. Evet. Atakan, bu röportaj sosyal medyada önce yayınlandı, sonra televizyonda her yerde sen varsın. Nasıl hissediyorsun? Önce bununla bir başlayalım mı? Hissediyorum. Garip hissediyorum. Yani ben burada olmak ister miydim, istemez miydim bilemiyorum. Kararsızım. Pek çok konuda kararsızım yanıtını veriyorsun. En çok sevdiğin oyun sorusuna da az önce röportajda gördük. Ona karar verdin mi şimdi? Ona karar vermiştim ama söyleyemedim. Şimdi söylemek ister misin? En çok hangi oyunu seviyorsun? En çok satrancı seviyorum. Diğerine verdim onu. O cevabı diğerine verdim. Ha, başka bir muhabir arkadaşımıza verdin. Şunu soracağım. Atakan Kayalar'ı bize bir anlatsan. Kaç yaşındadır? Hangi okula gider? Ne yapar? Kitap okumak dışında. Tamam. Orayı biliyoruz. Kitap okumak biliyoruz. 10 yaşındayım. Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu'na gidiyorum. Ondan sonrasında sanat, bilim, felsefe gibi konulara ilgim var. Ama yeterli eğitimi görmediğimi düşünüyorum. Bu ilginin nereden başladığını sorsam sana, ilk nasıl bu keşfettin bu felsefeyi özellikle? Tam olarak belirli bir noktada başladığını söyleyemeyiz. Mesela şurada diyebiliriz ama şurada diyemeyiz gibi bir saçma sapan bir konu değildir. İkisi de değildir. Yani bunun net bir cevabını vermek doğru değildir. İlk değil, ilkler vardır. Şöyle, mesela tek bir insan dünya üzerinde olamaz. İki insan da olamaz, üç insan da olamaz. Gerçekten sayısının çok fazla olması gerekiyor. Aynı böyle bir şey. Biraz. Bir günde olacak iş değil. Dolayısıyla aslında ben sorumu yanıt alamamış oldum ama sen aslında galiba başladığından bu yana, dünyaya geldiğinden bu yana ilk aklın yetti ve bütün bu meselelere ilgi duymaya başladın. Yok, net olarak bir yaş söyleyeyim. Bir yıl önce. Bir yıl önce bu kadar fazla. Ama ay falan çekim. Veremem. Tamam, peki. Şimdi hemen ailesine dönelim tekrar. Evet. Hülya Kayalar ve babası Altan Kayalar. Şimdi biz elbette Atakan'ın söylediği her şeyi çok önemsedik, çok izledik, çok da kişiye ulaştı. Bundan sonraki eğitim süreciyle ilgili şimdi açıklamalar da geliyor aslında. Siz ne düşünüyorsunuz? Size ulaşan kişiler oldu mu? Bize ulaşan kişiler özel kolejler oldu efendim. Hı hı. Milli Eğitim Bakanımızın tarafından gerekli yetkili mercilerden arandık. Eğitim konusunda destek ve yardım olarak arkamızda bulunacağını devletimiz bildirdi sağ olsun. Buna öncelikle teşekkür ederiz. Ben bunun akabinde yine Atakan'la yaptığımız gibi sorularınızı alarak devam etmek isterim, müsaade ederseniz. Tabii. Şu bilgiyi de sizinle paylaşayım, hem izleyicilerimize de paylaşalım. Lütfen. Eğitim konusunun önemli olduğunu söylemiştik. Bugün de Milli Eğitim Bakanı editör masasında, Anadolu Ajansı'nın editör masasında konuştu ve ilk duyduğumuz anda uzmanlarımızla birlikte biz bu konuyu gündemimize aldık, aileyle görüştük, tedbirlerimizi aldık. Bireysel olarak ihtiyaç neyse bunu giderebilecek bir altyapıyla hangi alanda, hangi uzmanın ne tür desteğine ihtiyaç varsa böyle gereklilikleri belirleyeceğiz denildi ve bunu yaparız ne gerekirse de bundan sonra sözümüzü tutacağız dedi. Şimdi az önceki röportajda aslında birlikte dinledik izleyicilerimizle birlikte. Hani sizler çok fazla kitap okuyan ebeveynler misiniz Atakan'la? Ben değilim şahsen. Ben değilim. Şöyle ben bir cevap verebilir miyim? Anneleri bir dinleyelim, anneyle babayı bir dinleyelim. Sonra tamam. ikiye alalım. Tamam. Ben annesi olarak şahsen çok kitap okuyan bir insan değilim. Biraz babasından genetik olarak. Rahmetli dedesi oğlum Atakan gibiydi. Zeki ve bayağı bilgili, Atakan'ın derecesine yakın. Ben genetik olduğunu düşünüyoruz biraz. Biraz da yaratılışı, doğası gereği Atakan o bir yıl, bir sene zannediyor. Atakan 10 yıldır böyle. Resmi olarak. Baştan bir yana gözlemliyorsunuz. Evet, evet. Annesi olarak. Buyurun siz bir ek yapacaktınız. Yani Atakan çok değerli bir cevher bence. Ben öyle görüyorum. Atakan'la felsefi olarak ben daha çok muhabbet ediyordum. Hı hı. İkimiz arasında muhabbetler oluyordu.
Yani çok geniş şey bir spektrumu olan bir çocuk her konuda. Peki Atakan, sen kimi örnek aldın ya da senin hayatında bir rol model oldu Yok. Mu? Olmadı. Peki bundan sonrasıyla ilgili hayallerini de bize anlatır mısın? Ama nasıl bir hayal, eğitim konusunda mı yoksa daha farklı konularda mı yoksa uzun vadede? Eğitim konusunda. Eğitim konusunda yeterli bir desteği aldığımız takdirde eğitimde de böyle bir işte lise olsun, üniversite olsun belirlemeye çalışacağım. Peki uzun vadede mi diye de sordun. Orada hayalin ne? Uzun vadede hayalim psikiyatr olmak. Felsefeye olan ilginin hayatına diğer sınıf arkadaşlarınla kıyasladığın zaman kendini sana kolaylıkları mı oluyor yoksa zaman zaman zorluklar da karşılaşıyor? Zorluklar çıkartıyor ama bana göre kolaylıklar. Yani o kadar şey bir şey değil. Bu abartılacak bir şey değil. Atakan iletişimini kuramıyor. Atakan çocukluğunu yaşayamıyor denecek bir durum yok ki ortada. Böyle bir takım yorumlar geldi sosyal medyada. Çok da kafa takmamak lazım elbette onlara ama galiba bununla ilgili senin biraz canın mı yandı öyle söylediler? Yok, canım yanmadı. Şöyle, onlar bana öyle bir şeyleri dikte ederek bir şey değişik şeyler yaptıramazlar. Yani tamam, pedagojik açıdan ters olabilir ve bir çocuğun bu kadar bilgi bilmesi iyi olmayabilir. Ama burada söz konusu olan benim. Ve burada söz hakkı da ben oluyorum. Söz hakkı benim oluyor daha doğrusu. O yanıtı verdin galiba, değil mi şimdi? Yani çocukluğumu yaşayamadığıma dair yapılan yorumlar gerçek değil, yaşıyor. Tabii. Siz anne baba olarak peki yani günde saatlerce kitap okuyan bir çocuk geri kalan kısımda ne yapıyor? Bir iletişim problemi de yok anladığım kadarıyla yok, aslında. Problem yok, okuldan kalan bütün zamanımızı İstanbul'daki evimize yakın, okulumuzu aksatmayacak derecede yakın semtlerdeki kitap evlerinde kitap okuyarak harcıyoruz. Bütün zamanımızı. Siz de aslında birlikte bir mesai harcıyorsunuz böyle. Evet. Emek veriyor. Hafta sonları sabahtan akşama kadar, çünkü okulumuz yok, resmi tatil. Hı hı. Hafta sonları sabahtan akşamlara kadar. Bütün gün. Ya ilgi alakası neresi oraya yönlendirmeye çalışıyor. O çocuğun kendi şeyi ya. Hem tamamen içten gelen bir şey. Yani kimse özgür, biz onu her zaman serbest bıraktık. Özgür. Özgür yetiştirdik. Özgür yetiştirmeye çalıştık. Bundan sonraki süreçte de şimdi özellikle Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk'un yaptığı açıklamalar önemliydi. Özel bir eğitimle birlikte. Tabii şunu da biliyoruz. Yani şimdi sosyal medyada haberleştirildiği için biz bugün Atakan Kayalar'ı konuşuyoruz ama Türkiye'de farklı konularda yetenekli. İlla felsefe, kitap okumak değil ama belki matematik, belki müzik, belki bambaşka bir konuda özel yetenekli olan ve özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar mutlaka var. Şimdi şu kitaplara ulaşma konusu, elbette kütüphaneler var. En önemli konu. Yani gidip sözünüzü pek bekleyin. Çok noktada kitaba ücretsiz olarak ulaşılabiliyor ama siz o süreci nasıl tamamladınız? Çünkü yüzlerce kitaptan bahsediyoruz. Biz o süreci... Satın mı aldınız yani? Hayır. Gittiğimiz alışveriş merkezlerindeki kitap evlerinde tanıştığımız sosyal arkadaşları, yaşça çok büyük abileri, ablaları, onların tamamen kendi, yani hani maddi ödeneklerini, ödemelerini tamamen kendileri şahsen yaparak onların hediye kitaplarıyla bu kadar kütüphaneye sahip olduk efendim. Peki Atakan, şunu soracağım. O ilk röportaj o kitap mağazasında yapılırken bu işlerin buraya gelebileceğini hiç düşünmüş müydün? Hayır. Ben de. Siz de. Umurumda bile değildi yani. Ne olacağı pek umurumda değildi. Sonuçta bir şey olmaz diye düşünüyordum. Aynen. Evet. Peki bundan sonrası tahmin için etmedim. Heyecanlı mısın acaba sen? Değilim. Neden oluyor? Ben de tabii biraz zorlanıyorum. Şimdi bir anda beklenmedik bir şekilde normal bir okula giderken başka bir okulda belki eğitim alma şansı ortaya i̇nşallah. Çıkacak. İnşallah. Bundan inşallah dolayı heyecanlanıyor musun diye sordum aslında. Gündem ezmesi bakan olacak. Yani bir olay daha çıkacak, benim üstümü örtbas edecek. Ondan sonrasında bir olay daha çıkacak, benim onun altını örtbas edecek. Bu kadar. Yani değişiyor gündem. Her türlü yerde böyle.
Bilmem çok değişir. Açıkçası bu haberlerin ardından biz de CNN Türk olarak gündemler hızlıca değişse de elbette fikri takip yapıyoruz. Bakalım seninle ilgili hangi adımlar nasıl atılacak? Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen bugün Anadolu Ajansı'nın editör masasında bu önemliydi. Diğer taraftan da zannediyorum özel okullardan da teklifler size geldi. İstanbul'daki bütün özel kolejlerden teklifler aldık. Milli Eğitim Bakanımızın özel kalem müdürüyle bunu da paylaştım. Evet. Yani onlardan birinde kabul de edebiliriz. Hı hı. Ama önceliğimiz Milli Eğitim Bakanımızdan, devletimizden yana evet. efendim. Evet. Peki ilkokuldaki öğretmenin de elbette yani elbette onu da konuk almak isterdik buraya ama hani yerimiz hem dar hem süremiz çok kısıtlı. Şu anda okulda nasıl bir eğitim var? Öğretmenin seninle özel olarak ilgilenme şansı var mı yok mu? Yok. Zaman olarak nasıl bir iletişiminiz var peki? Yok. Peki. Şunu sorayım. En sevdiğin müzik. Biraz daha yakından tanıyalım istiyoruz en seni. Hiç kitap dışında. En sevdiğim müzik. Ya da film. Ya da müzik oyun. Müzik diyelim. Evet. Cem Karaca, Barış Manço, Uzun İnce Bir Yoldayım. Severim. Var mı peki ona dair de bir yetenek? Amatörce piyano çalıyor. Ha çalıyor. Çalıyor. Müziği de seviyor. Dinlemeyi seviyor çok. Şimdi şöyle, bizim bu yayını yapmaktaki amacımız elbette sizi burada konuk etmemizin sebebi başında da söyledim yayını açarken yeni bir eğitim fırsatının ve şansının verilebilmesine bir şekilde kapı aralayabilmek ve bir kez daha belki de Atakan'ın söylediği çocukluğunu yaşayamadı diyorlar benim hakkımda sosyal medyada öyle değil demesi bile tek başına çok değerli elbette. Son söyleyecekleriniz var mıdır acaba hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de belki sizin vasıtanızla tek tek konuşalım. Tabii buyurun. Dinliyorum. Sizden başlıyoruz. Siz sözünüzü bitirin. Buyurun buyurun dinleyelim. Ben fazla bir şey söylemek istemiyorum. Sözüm bittiği yer diyorum. Atakan'ın sadece ben önce Allah sonra Türk halkının yardımları, destekleri, tamamen onların sevgileriyle buraya geldik. Devlet erkanımıza ve sizlere ulaştık. Ben Atakan'ı şu an buraya getiren, bu hale getiren kişiyi nitelendirmek, sıfatlandırmak, bildirmek istiyorum. Sadece Cenab-ı Allah, onun sayesinde buralardayız. Cenab-ı Allah hakkımızda kutlamasını nasip etsin. Sağ ol. Bu kadar konuşmak istiyorum. Ben de söyleyecekleriz ya da seslenmek istediğim bir kişi kurum. Biz söyleyecek. Eğitim, evet. Ben eğitiminin... Asıl eğitimi ben üstleniyorum burada. Yani anlatımını da ben üstleniyorum. Eğitimin anlatımını ben üstleniyorum. Şöyle bir şey var. Söyleyeyim mi? Başlayalım lütfen devam evet. et bakalım. Mesela benim gideceğim okulda ödevlerin daha az, daha sıklıkla verilmesi gerekiyor. Eğer bir özel eğitim uygulanacaksa zaten orada bu kişinin uzmanları nasıl bir eğitim olacağını zaten sana söyleyecekler. Şimdiki evet. okulda belki farklı fikirler geliyor. Belki orada hiç beklemediğin bir şeyle karşılaşacaksın. Olabilir değil mi? Evet. İşin evet. uzmanları tarafından yönlendirileceksiniz. Çünkü siz neler söyleyeceksiniz? Ya ben Atakan için eğitim hayatı daha önemli diyorum. Hı. Eğitimini inşallah iyi yerlerde sürdürür daha iyi şartlarda. Biz de o haberlerin gelmesini bekliyoruz. Devlet büyüklüğümüzden. Atakan hayalindeki eğitimi bir de Türk halkını kendi ağzıyla, kendi sesiyle bir duyurmak istiyorum evet, müsaade evet. edersiniz. Evet, şöyle, son cümleyi zaten yine Atakan'a verecektim. Evet. Ben seni dinleyelim. Evet. Hatta şu kamera ya da konuş ne istiyorsan konuş, son cümleni şöyle. Duyalım. Mesela benim gideceğim okulda aynı zamanda dezenfekte de yapılması gerekiyor. Yani çünkü gündemde yayılan koronavirüsü var. Artık insanlara değil gündeme bile yayıldı. Mesela sadece koronavirüsünü geçelim. Diğer salgınlara karşı da büyük bir önlem olması için dezenfekte edilmesi gerekiyor. Ve böyle çok aralıklar değil de çok sıklıkla bir şekilde. Peki son bir soru. İleride hangi mesleği felsefeyle uğraşmak hı hı. dışında hani filozof evet ama hani bir cumhurbaşkanlığını duyduk ya dünkü hı hı. röportajlarda. Var değil mi o son cümle var. Olarak? Cumhurbaşkanlığı hedefi var. Var. Peki inşallah başarılı olursunuz. Çok teşekkür ediyoruz yayına katıldığınız için. Çok özür dilerim. Atakan son sözünü söyleyemedi tamam. ama. Olur. Ben söyleyeceğim artık. Tamam. İstediğimiz eğitim
özel, bireysel, tek bir eğitim değil. Sosyal arkadaşlarından, sosyal çevresinden koparılmadan bir eğitim. Evet, çünkü ilk röportajda bireysel bir eğitim istiyorum cümlesi vardı Atakan'ın. Herhalde onu düzeltmek istedim. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Katıldığınız için böyle bir düzeltmeyi de yapalım. Anne Hülya Kayalar, baba Altan Kayalar ve elbette Atakan Kayalar, sağolunuz, yayınımıza sağ konuk oldular. Atakan özelinde dileriz hem çok iyi şeyler olur, başarılarını hep izlemeyi size aktarmaya devam ederiz. Hem de bu tür özel eğitimlere ihtiyacı olan bütün gençler ve öğrenciler için de yeni kapılar, yeni yollar açılır.